asgari ücret yükseliyor, ertesi gün A101'ler, BİM'ler etiket değiştiriyor ya. Benim 3 tane markette hırsız. Hırsızsınız. Ben o kadar diyorum. Şimdi biz Türk'üz kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti layık hukuk devletidir burası. Orada öyle şey olmaz. Şimdi Allah'tan korkan yok. Allah'ı adam dini imanı Allah'ı paraya çevirmiş. Vallahi Allah adam Allah'a tapmıyor ya. Tayyip milleti seçim için milleti başıboş bırakmış. Herkes kafasına göre zem veriyor. Yani kimse Allah'tan korkmuyor. Çünkü baştaki korkmuyor ki. Bu Suriyelileri bir an önce gönderilmesi lazım. Yani bu Suriyeliler geldi oradan buraya, ülkemizi mahvettiler ya. Biz kaybetsek de göndermeyeceğiz adamlar ya. Adamlar yetmemiş ki bir de insanlara saldırıyor. Kadınları taciz ediyor. Yani adamlar İstanbul'da gidiyor, adamların önünü kesiyor, adamları taciz ediyor, insanları taciz ediyor, insanları öldürüyor. Geçen gün kahveye girmişler, adam lokantasına girmişler, lokantada adamları dövüyorlar ya. Yani biz kendi ülkemize, biz bir lokada girip de esnafı dövebilir miyiz ya? Dövemezsin kardeşim. Öyle şey olmaz. O adam yabancıdır, adam gelmiş burada ülkede, kendi ülke, senin ülkende senin adamı dövüyor. Böyle bir şey yok. Bir an önce bunları, Suriyelileri geri göndermek lazım. Bunlar gitme şart. Öyleyse olmaz böyle. Twitter'da iki tane Suriyeli anlaşmışlar. Lüks araba gördüğünde Suriyeli önüne atlıyor. Ölümüne atlıyor bu arada, kan parası almak için. Hani olay buna dönmüş. Aynen abi. Ya aday olarak da benim fikrim Ümit Özdağ. O adam mükemmel yani. Başka da kimseyi tanımıyorum. Bir tane de bir yeni genç bir tane çıktı. Onu da daha takip etmedim ama Ümit Özdağ mükemmel bir adam ya. İddiasına bile girdim. Motorun iddiasına girdim hatta. Tayyip kazanacak ya da kazanmayacak muhabbetine. Ben kazanmayacak dedim de büyük ihtimal kaybedecek gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum abi ya. Hani Tayyip'ten başka birisi de gelse bir 15-20 sene düzelmemiz gerekir yani. 15-20 sene doldur anca. Bir yıl içinde. Bir yıl içinde. Bak Türkiye'de para çok ama çalmazlar da Türkiye'de para çok. Tabii. Koysana, koyarlar galiba. Koymaz diye bir şey yok. Hayır ki herkes yeter ki gelsin der. Bir yıl içinde herkes dülecek. Daha çağdaş, daha medeni, daha modern. Afganistik gibi olmayacağız. Suriye gibi olmayacağız. Biz ülkemiz başka kardeşim. Biz Türk'üz kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti layık hukuk devletidir burası. Orada öyle şey olmaz. İkinci vatandaş olduk yani. Biz kardeşim, biz Türk'üz. Adamlar ev bile vermiyor, ev vermiyor. Adamlar ev vermiyor ha, ev sahiplerine sesleniyorum buradan. Ya insan biraz Allah'tan korkar ya. İnsan Allah'tan korkar. Her şeyi fırsata çevirirler ama geldikleri zaman burada birçok vardır, birçok insan vardır ev sahibi. Ama herkes değerinden fazla ev fiyatını yükseltiyor. Burada çoğu insan Doğu bölgesinden gelmiş, ondan sonra İç Anadolu'dan gelmiş. Nedir burada sanayileşme bol olduğu için adamlar iş için gelmiş, halen daha asgari ücretle geçinenler şu an ev bulamıyor ya. Ev bulamıyor. Şu an buradaki bütün arkadaşlara sorsak, abilerime, ablalarıma, yani bir evde ödedikleri kira ne kadar? Yani bir asgari ücretli 8500 alan bir insan geçinemiyor. Hani kira 1300'dü, şimdi 4,5. Ya asgari ücretin yarısını veriyor. Bu adam elektrik geldiği zaman bak binalar fırsatçılık Tayyip yapıyor. Çünkü Tayyip sahip çıksaydı bile yapmazdılar. Bak. Bir sürü koyunu açık bıraksan ne olacak? Yan kurt yiyecek, yan kız götürecek. Tayyip milleti seçim için milleti başıboş bırakmış. Herkes kafasına göre zem veriyor. Yani kimse Allah'tan korkmuyor. Çünkü baştaki korkmuyor ki. Diyor ki mesela piyasayı takip ediyoruz. Hiçbir kurumun, hiçbir kimsenin gerçek manasıyla bu ülkede bir şeyleri takip ettiğini göremiyoruz. Yok abi, öyle bir şey yok. Yok. Adam vermiş. Damat nerede? Damat gibi getirsin bakalım. Damat nerede? Damatı bırak abicim, bak bu ülkede, bu Türkiye'de bulunduğumuz ülkede kaynak yapısı olarak Türkiye bitirdiler. Dört dörtlük bir ülkemiz var yani, bak havasıyla, abi, suyuyla, madeniyle, mesela doğal kaynaklarıyla zengin olan bir ülke. Hadi diyelim çaldılar, çalabilirler, olabilir, başa gelen herkeste bir hata olabilir değil mi? Ya bunu gibi yapan olmadı. Bunu gibi yapan olmadı. Dokuzunu çalıp birini halka bıraksaydı bu halk bugün yine bu durumda olmazdı. Gerçekten boku millete bırakmadılar. Hep yediler. Tabii ki. Hep yani yediği için de otomatikman hal böyle oluyor. Adam az önce acı biber 3000 lira alıyordum. Şimdi gittim pazarlık yaptım 15 bin lira.
Abi sen kiradan bahsediyorsun. Var ya. Allah için Allah'tan korkan yok. Allah'ı adam dini imanı Allah'ı paraya çevirmiş. Vallahi Allah adam Allah'a tapmıyor ya. Nauz billah peygambere tapmıyor, paraya tapıyor. Milleti ya gerçek öyledir ya. İşinde milleti çember yapıyordu, çemberin içine koyup ateşe veriyordu. Allahu Ekber. Tayyip de budur. Öyle bir şey. Bismillah diyor. Milleti perişan etmiş. Allah öyle bir şey emretmiyor. Mesela dinle alakalı olan bir durum değil. Şimdi burada din ayrı, ülke yönetmek ayrı, siyaseti ayrı. İmam ne yapar? İmam camide namazını kıldırır. Müslüman olarak, bir alim olarak insanları din konusunda aydınlatır. Diğer mesela, diğer açıdan da baktığın zaman bak kirayı boş ver kardeşim. Kira bir yerden bir şey bile Türkiye'de boşluğa da kalsan geçinirsin. Ya abi bak, bana bir çevirsene. Şimdi müftüler de siyaset yapıyor camide. Abi siyaset ayrı, din ayrı. Şimdi din konusunu az önce dediğimiz gibi yönetilir. Diğer konularda da herkesin branşına, durumuna göre iş yapılır yani. Şimdi herkes kafasına göre bir şey yaptığı zaman otomatikman böyle halkımızda, toplumumuzda karışıklık oluyor. Yani bunun düzeltilmesi için de yetkililerin, kurumların, herkesin kendi işini adabıyla, dürüst bir şekilde yapması gerekir. Öyle değil mi? Şu an yok. İşte kimse işine düzgün bakmadığı için ülkemizde bu hale geliyor. Herkes her istediği yerden bir şeyleri katıp kaynatıyor. Herkes kendi işine baksa her şey güzel olacak. Şimdi kira meselesinden gördüğünüz konu nereden nereye geldi dolaştı değil mi? Farkındasınız. Şimdi kira mevzusuna geldiğimiz zaman bu kadar arkadaşın içinde laf döndü dolaştı, yine dine geldi, yine şeye geldi. Din tamam var da insanda biraz da ahlak olmalı. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Adabınızla, edebinizle, ilk önce vicdanınızla hareket edin. Bak, iskansız bir bina, iskansız bir binada gelen elektrik faturası nereden bakarsan 1000 lira. Bir kira parası. Buradaki millet, buradaki vatandaşlarımızın hepsi her ay 1000 lira ev kirasından ayrıyeten verdiği zaman yiyecek, ekmeğe bile para verecek para bulamıyor. Yani buradan baktığın zaman herkes güllük gülistanlık değil mi? Şimdi konuyu çevirdiğin, konu çevrilince çevrilir. Konu her yerlere gidebilir ama mevzu insanların refahı, vatandaşımızın refahıdır. Yani asgari ücret yükseliyor, ertesi gün A101'ler, BİM'ler, hadi isim veriyorum ya. A101'ler, BİM'ler etiket değiştiriyor ya. Zaten 3 tane marketin hepsi de hırsız. Bunun siyasi boyutunu abradan söyleyeyim, 3 tane markette hırsız. Tamam mı? A101 44'e satıyor. Bir şubede öbür şubeye gidiyorsun, 66'ya satıyor. Hırsızsınız. Ben o kadar diyorum size. Buradan da duysunlar. BİM'de, A101'de, ŞOK'ta. Zabıtaya da şikayet ettim ben bir şubeyi. He? Bir şey çıktı mı abi? Yok, bir şey çıkmadı. İkinci de gelecekmiş de uyarı. Birinci uyarı, ikisinde ceza kesecekmiş. Kardeşim direkt kes o zaman. Niye kesmiyorsun? Bu seçim olayları yaklaşıyor ya. Twitter'da Tayyip Erdoğan bir günde bir, iki saatte bir, yok işte 60 milyon varı bulduk, 120 milyon varı bulduk. Arkadaş, bu buldukları varil nereye giriyor? Benzin yine uçuyor. İki de var. Dört tane şey diyorsun. Gene maaş yetişmiyor. Bak, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maaşlarına güvenli gidiyor. Kendi iş miydi? Gündüz bir yerde, gece başka bir yerde çalış. Aldın maaş, ne kredi, ne fatura yetiyor. Evini sel basıyor. Devletin bir adamı, yetkilisi sahip çıkmıyor. Belediye benim işim değil diyor. Büyükşehir benim işim değil. Yani bu pahalılıkta 50 tane işe gitsen de maaş yetişmez yani. İnsana zamlı maaşı almadan zamlı şeker alıyor, zamlı ekmek alıyor. Yani malzemeleri zamlı alıyor ama daha zamlı maaşı almadı. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Daha maaşla yeni haber belli oldu. Ertesi gün bakıyorsun fiyatlar hepsi fırlamış. Zam alamadık ama 5 kere zam geldi. He ya. Doğru söylüyor. İnsan daha maaşını almadan, yani zam maaşa yansamadan zamlı maaşı almaya başlıyor.